Güzel bir maç seyrettik. Aslında çok heyecanlı bir maç seyrettik. Ve Fenerbahçe sonunda finale çıkmayı başardı. Biraz böyle maçtan konuşalım. Maçla alakalı ben açıkçası maçın başında Laboral Kuca'nın koçu Perasovic'in Mike James ve Brusis'ten yoksun bir 5'le başlamasının 13-0'lık bir farkla sebep olduğunu düşünüyorum. Ki zaten o da hemen molayı aldı. 3,5 dakika içerisinde hiç sayı atamadı. 13-0 oldu. Fenerbahçe sağanak gibi yağdı. Bunu durdurmaya çalıştı molayla. Fakat belki sonra 6-7 sayı öne de geçse maçın sonunda burada yaşadığı 13-0'lık seri bence sırtında büyük bir kambur olarak Perasovic'in peşinden geldiğini düşünüyorum ben. Gerçi önemli dakikalarda öne geçti ama kazanmayı başaramadılar. Şimdi ilk yarıda tabii kenardan Hickman ve Sulukas'ın gelişi potaya gidişleri arttırdı Fenerbahçe'de. Hücumu biraz daha nispeten kolaylaştırdı. Tepede oynanan ikili oyunlar, pick and roll'lar, Veseli'nin aleyhüpleri, Udoğ'un da kısa devrilmeleri, zaman zaman da potaya gidişleriyle Labora'nın savunmasına büyük yara açtığını düşünüyorum. Brusis'in tabii hemen onun yanında da Adams'ın 22 sayı atması. Yok, Brusis'in bir sakatlığı yok ama belli bir yaşı var. O yaşı içinde de zaten onu çıkarttığı zaman oyundan kopacağını hissettiği için normalden fazla oyunda tuttu. Bu maçın sonunda Adams'ın ve Brusis'in faullerin girmemesi, Adams'ın 3 topunun çemberin önünden dönmesi biraz da bu yorgunluğun sebebi olduğunu düşünüyorum ben. Demin de dediğim gibi tepeden oynanan pick and roll'larda Fenerbahçe büyük bir çukur açtı diyeyim Labora savunmasında. Labora'nın da demin dediğim gibi Darius Adams'ın muazzam üretkenliği, 11 sayı 6 asiste bence ilk yarıyı Labora adına tutunmasını sağladığını düşünüyorum. Üçüncü çeyrekte Yan Veseli girene kadar biraz sıkıntı çekti. Son 3,5 dakika kala girdi 3. çeyrekte Yan Veseli. Ve bu ana kadar savunmada özellikle biraz sıkıntı çekti ve geriye düştü. İlk bu geriye düşüşlerdeki Fenerbahçe'nin geriye düşüşlerindeki bu gidişatı durduran oyuncu Veseli oldu. 6 sayı arka arkaya attı ve bu momentumun tamamen Laborel'e geçmesini engellediğini düşünüyorum ben. Burada tabii şimdi bu Koç Obradoviç'i de dinleyince benim Twitter'dan yaptığım açıklamaları takip edince Obradoviç de aynı fikirde olduğumuzu anladım. Çünkü özellikle 4. çeyrekte Bogdanovic'in çok ortalarda olmaması, işin Sulukas ve Datome'ye kalması, daha çok Obradoviç'e kalması bende şöyle bir kanı oluşturdu. Bugüne kadar Bogdanovic maçın karar toplarını Fenerbahçe adına kullanan en önemli oyuncuydu. Fakat karar anında ortaya çıkmaması büyük soru işareti oldu. Belki de Fenerbahçe bu çeyrekte yani normal maç sonucunda maçı kaybetseydi Bogdanovic çok eleştirilecekti ki Obradovic şöyle bir şey söyledi az önce biten basın toplantısında. Bazı oyuncularımız İkinci devrede de uyanamadı ama maçın sonunda uyanmayı bildiler dedi. Bence tamamen burada Bogdanovic'i kastetti. Ben maçın son 2 dakika 17 saniye kala Laboral 70-65 öndeyken Obradovic bir mola aldı. Ve Obradovic bu aldığı mola sonunda Datome'yi 4 numaraya çekerek tek uzunlu sisteme yani 4 başka bir de işte 4 kısalı sisteme geçti. Bence maç burada koparken usta koçluğunu gösterip ki bunu da
Başkalarının söylemesini de istiyor. Haklı da. Burada maçı kopmadan uzatmaya gitmesini sağlayan en büyük hamleyi yaptı. Yani demin dediğim gibi Veseli ilk gidişte fren yapan oyuncuydu Fenerbahçe adına. Maç ellerinden gidiyordu. İkinci kişi de Obradoviç oldu. Maç ellerinden giderken 4 kısalı tek uzunlu sisteme geçip Sulukas'ı oyuna aldı. Datome'yi 4 numaraya çekti. O dönemde 2 dakika 17 saniye kala 70-65 gerideyken orada 7-2 ile 7-2'lik bir skor yakaladı ve 72-72'ye getirdi maçı. Tabii bu ne avantaj sağladı Fenerbahçe'ye? Fenerbahçe'ye avantaj şuydu. Savunmayı, baskılı olan savunmayı iyice dışarı açınca Sulukas'ın drive'ları işin içine girdi. Az sonra bitiriyorum ve size de cevap vereceğim. Siz de maçı maçı izlediniz. Az sonra şunu bitirmek istiyorum. Ondan sonra size cevap vereceğim. Uzatmada da demin dediğim gibi Bogdanovic devreye girip gene her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin adına son karar toplarını kullandı. Bu sefer sayıyı da buldu. Bir üçlük, bir faul, iki tane iki sayı attı. 9 sayıya buraya sıkıştırdı ki bu 9 sayı da çok önemli sayılardı. Burada tabii Laborali biraz yorgunluk da vurdu. Adamson ve Brusis'in sayı bulmasını da zorlanması sadece 5 sayı bulabildiler bu devre ve Fenerbahçe finale çıktı. Ben şöyle söylüyorum, masallarda eskiden şunu anlatırlardı. Birinci, ikinci parmaklar yakaladı, üçte dört pişirdi, en ufak parmak da iyiydi. Ben de bunu Fenerbahçe'ye çevirdiğimde Veseli ile Obradoviç maçı yakaladı, Sulukas ve Bogdanoviç de finali takımlarını finale taşıdılar. Yani çoğunun uğursuz düşündüğü 13 hem Cuma hem 13 olmasını bence bunu böylece bertaraf etmiş oldu. Şimdi sorulara gelelim. Teknik faul ile ilgili bir şey sordunuz. Bence bu maçta çok teknik faul verecek bir şey yoktu. Hocam Hickman daha efektif kullanılan hızı, içeriye hızı kat edebiliyor. Bobby de cidden kötüydü. Bobby'nin kötü olduğunu ben de katılıyorum. Eğer Sulukas olmasaydı Bobby Dixon bence sıkıntılı anlar yaşayacaktı. Nerede tam teknik faul çalınmadığını bana tekrar yazarsanız göremedim. Hickman için bence savunma anlarında iyi kullandı. İkinci çeyrekte Hickman'ın potaya gidişleri vardı. Bence Sulukas böyle oynadığı sürece Bogdanovic'in de sadece uzatma döneminde katkı yaptığını düşündüğümüzde bence o oradan gereken verimi aldığını düşünüyorum. Teknik faul konusundaki soru geldikten sonra eğer başka soru yoksa da son topta bence faulde var gibiydi. Maçın son topu mu yoksa yani 40. 4. çeyreğin son topu mu yoksa uzatmadaki son top mu kastediyorsunuz? Yani oralar 0-0-0-6 saniye sahaya dalınca yok. Buralarda şimdi orada sahaya girebilir ama haklıydı bence. Çünkü Letonyalı potanın altındaki Letonyalı hakem Oleg kapama faulü verdi. Bunu Lig TV'deki Murat Didim ve Murat Muratanoğlu da görmediler ama tekrarda bunu Euroleague bize gösterdi aslında. İlk gösterdiği pozisyonda Oleg orada faul çalmış. Obradovic o faulü üstüne gitmek için çünkü artık orada yapılacak başka şey yok. Bence oralarda Obradovic değil başka biri de girse faul çalınmaz çünkü bu artık tek maç ve bunu kazanan finale gidiyor. Orada hakem bu sorumluluğu almak istemez. Adam hakemin üstüne yürür ve küfür eder. Belki o zaman olabilir ama o pozisyonda zaten mola almışlardı. Bence Obradovic'e teknik faul bence gereksiz oldu. Bruce Spiker'in sorumlusu yaparken gardın üstüne nasıl kalırlar? Tam ne sorduğunuzu tam anlayamadım. Her pick and roll boş kaldı. Haklısınız tabii ki ama farklı bir şey denenebilirdi. Bunun farklı yöntemleri var. Fakat Perasovic bence takımını yine de iyi hazırlamış. Bir tek ben başlangıç şeklini eleştiriyorum. CSKA'ya karşı şansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence Fenerbahçe'nin en önemli maçı bugündü. Bence CSKA'ya daha rahat oynayacaklar. Çünkü kaybetme korkusu
Fenerbahçe'de geri düştükleri anda kaybetme korkusu oyunculara sirayet etmeye başlamıştı. Bence Obradovic'lerini gösterip alıp molayı alıp kendilerine getirdi. Bu çok kritik andı çünkü bazen favori olduğunuz maçta geri düşüp ne yaparsanız öne geçemediğinizde artık o favori olduğu şey size negatif strese sokmaya başlar ki Fenerbahçeli oyuncularda bu vardı. Obradovic aldığı molayla yaptığı taktik değişiklikle bence oyuncuları kendine getirdi. Güvenlerini geri getirdi. Ayrıca o maç sonunda iyi çalıştık. Dediklerimizi yaptık diye çok tarz bir açıklama yaptı. Ben açıklamasını dinledim. Bence çok sakin ve mantıklı şeyler söyledi. Yani böyle kelime kelime de eleştirmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Ha, eleştirilecek konuları var mı? Herkes olduğu gibi var. Sosyal medyanın olduğu yerde herkes eleştiri yapabilir. Sizler de bir sürü maç seyrediyorsunuz. Bizden farklı gördüğünüz, basketbol adamlarından farklı gördüğünüz çok şey olabilir. Bu da gayet doğal. Ama genel resme bakıp değerlendirmekte de fayda olabilir. Ve ben programıma yaptığınız katkıdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen pazar günü tekrar buluşacağız. Ben teşekkür ediyorum katkı yaptığınız için. Vatan Gazetesi'ne de daha detaylı bir yarın çıkacak Vatan Gazetesi'ne daha detaylı bir maç yazısı yazdım. Oradan da şey yapabilirsiniz. Ben katkınızdan dolayı çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Datome peki. Ben teşekkür ederim. İki sefer çevirdim maçı. Doğru. Evet, Datome'nin attığı üçlük de çok önemliydi. Dört kısa varken Sulukas'ın katkısına Datome'de bulundu. Bence işte demin dediğimiz şey dört kısalı sistem maçı ikinci kere çevirdi. Burada bitirelim. Çok da uzatmak istemiyorum. Saat 1:30 oldu. Hepinize iyi geceler. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Başarılar diliyorum finalde.